Arkadaşlar merhabalar ben Mesut Hoca. kız ve renk çözmeye devam ediyoruz. Paralel levhalar konumuzdayız. Mavi hız ile başlayalım bakalım birinci sorumuzla. Elektrik alan diyeceğiz. Daha önce özetlemiştik konularımıza fakat tekrar hatırlamakta fayda var arkadaşlar. Hemen şöyle bir hatırlayalım bakalım. Neymiş elektrik alan paralel levhalar arasında? Paralel levhalar arasında elektrik alan. Artı eksi yüklü üretece bağlı levhalarımız var. Artı kutba bağlı olan levha artı yüklenir. Eksi bağlı olan levha ek, eksi yüklenir. Dolayısıyla arttan eksi bir elektrik alan meydana gelir. Şu yeşil çizimli çizgiler düzgün elektrik alandır. Paralel levhalar arasında elektrik alan V bölü D ile ifade ediyoruz. V üreticinin potansiyeli D de levhalar arası mesafenin tamamı olmak üzere arkadaşlar. Şurası yani. D şu mesafenin tamamı olmak üzere. Şu mesafenin tamamı olmak üzere. Pekala e eşittir v bölü d neymiş? Birimiz elektrik alan birimiz neymiş? Volt bölü metreymiş. Newton bölü kulon da elektrik alan birimidir. Daha önceki kolonumuzda bahsetmiştik. Elektrik alanın gerçek tanımı aslında birim yüküye etkilen kuvvettir. O da f bölü q olduğundan Newton bölü kulon da aynı zamanda elektrik alan birimidir. Volt bölü metre de elektrik alan birimidir diyebiliriz. Paralel levhalar arasındaki elektrik alan şiddeti her noktada aynıdır. Altını çiziyorum levhadan uzaklığa bağlı değildir. Altını çiziyoruz. Yani K'da, L'de, M'de bütün noktalarda hatta şurada, şurada hiç fark etmez paralel levhalar arasındaysa K'daki, L'deki, M'deki, V bölü D'dir. Levhadan uzaklığa bağlı değildir demek bu demektir. Eğer potansiyel sorulsaydı potansiyel sorulsaydı arkadaşlar şu art kutbun potansiyelini V diyoruz biz. X kutbun potansiyeline 0 kabul edersek eğer ya yani şu artı levhanın potansiyeli V Eksi levha'nın potansiyeli sıfır olmak üzere potansiyel artı levha'dan başlamış. Eksi levha'dan azalmış, 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 sıfır olmuş. Dolayısıyla K'deki potansiyel büyüktür. L'den büyüktür, M'den deriz. Artı levha'dan başlayıp eksi levha'ya doğru giderek azalan ve eksi levha'da sıfır olan potansiyel gibi düşünebiliriz. Gibi düşünebiliriz. Bunda bir mahsur yok. Yani elektrik alan sorulursa K, KLM'de M'de elektrik alanlar birbirine eşittir. Ama potansiyel sorulursa K'deki potansiyel büyüktür, L'den o da büyüktür. M'den olmalıydı, M'den. L yazmışım ben buraya. Pekala ne diyeceğiz? Potansiyel artı levhadan eksi levhaya doğru giderken sürekli azalır. Arkadaşlar sorularda şunları da kullanacağız. İlerideki iş enerji sorularında. Eğer sen bu D mesafesini 3'e bölmüşsen eşit 3'e bölmüşsen pardon 3'e bölmüşsen yani D mesafesini D bölü 3, D bölü 3, D bölü 3 diye bölmüşsen şu mesafeye sen potansiyel farka daha doğrusu V bölü 3 diyebilirsin üretecin potansiyeli V olmak üzere şuralıktaki potansiyele V bölü 3 diyebilirsin. Buraya V bölü 3 diyebilirsin. Peki ne demişiz biz burada? K arası potansiyel fark V bölü 3 ama K arası potansiyel fark derse 2 V 3. Şu tamamına ne deriz? 2 D'ye de 2 D bölü 3'e de 2 V 3 deriz. Dolayısıyla böyle bölebiliriz. Bunlar kullanacağız sorularımıza. Peki birinci sorumuza başlayalım bakalım. Potansiyel farkı ve alan bağlanan paralel levhalar arasındaki x ve y elektrik e, x ve y noktalarındaki elektrik alan şiddetleri e x e Oran kaçtır biridir dedik ya arkadaşlar. Levhalar uzaklığa bağlı değildir. Bu levha artı yüklenir, bu levha eksi yüklenir. Üretici kutuplarından dolayı tabii ki. Elektrik alan nereden nereye olur? Arttan eksiye olur. Peki arttan eksiye elektrik alan var ama her noktada aynı elektrik alan olur. Yani düzgün elektrik alandan kasıt budur zaten. Düzgün elektrik alan demek ne demek? Her noktada aynı şiddete sahip demektir. Oran 1'dir dolayısıyla. Yani şöyle diyebiliriz. E x bölü e y o da eşittir. V bölü d'nin V bölü d'ye oranıdır. Levhadan uzaklığa bağlı değildir. Cevabımız 1'dir yani dolayısıyla. İkinci sorumuz. Şekil 1 ve 2'deki paralel levha sistemlerinde K ve L noktalarında oluşan elektrik alan şiddetleri E, K, E, L'dir. E, K bölü E, L kaçtır demiş. Burası artı levha, burası eksi levha. Arttan eksi elektrik alan var. EK her tarafta EK kadar tabii ki arada. Peki EK'nın değerini şöyle yazalım isterseniz. K noktasındaki elektrik alan paralel levha arasında neyse odur. Yani 2V bölü 4 değildir dolayısıyla. Peki L noktasındaki elektrik alan sorulsaydı da bu levhalar arasında elektrik alan şiddeti neyse odur yani. O da eşittir. V bölü 3 deriz dolayısıyla. Peki EK bölü EL eşittir. 1 bölü 2'nin 1 bölü 3 oranlarına ne gelecek? 3 bölü 2 gelecek. Cevabımız E şıkkı olacak. Dolayısıyla 3. sorumuzdayız. Şekildeki paralel levha düzeninde <laughs> levhalar arasında oluşan düzgün elektrik alanın şiddeti E'dir demiş. Buna göre hangileri yapılırsa elektrik alanın şiddeti artar demiş. Arkadaşlar nedir? Her noktada E eşittir V bölü D'dir. Peki üreticinin gelimi artarsa E artar mı? Evet artarsa E artar. Doğrudur. Levhalar arası D uzatını azaltmak demiş. Evet D azalırsa E artar. Doğrudur. Üreticinin kutuplarını ters bağlamak demiş. Bu olmaz. Neden? Ters bağlarsan elektrik alan şiddeti ters yönde olur ama şiddeti hala V bölü D de olur. Değişmez arkadaşlar burada. Eksi falan demiyoruz yani. Yönü değişir ama şiddeti değişmez. Şiddeti artmaz. Ama 1 ve 2 yapılırsa artar diyebiliriz. Evet dördüncü sorumuz. Şekil 1 ve 2'de verilen paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanların şiddetleri eşittir demiş. Hemen altını çizelim. Elektrik alanların şiddetleri eşittir ise V1 bölü V2 kaçtır demiş. Hemen ne diyeceğiz? E, K'daki elektrik alan, E, elektrik alan eşittir. K, L derken E1, E2 eşittir de diyebiliriz isterseniz. Alışmışız K, E ne diyeceğiz o zaman? V1 bölü 2D oranının V2 bölü 3D oranına eşit olduğunu bize vermiş mi? Vermiş. Buradan V1 bölü V2'yi çekersek ne gelecekmiş oradan? Oranımız 2 bölü 3 gelir. Velhasıl kelam. Doğru cevabımız D yani. Evet geçiyoruz. Beşinci sorumuza. Şekildeki paralel levha sisteminde üreticinin uçlarındaki potansiyel fark levhalar arasındaki uzaklık 5D'dir. Potansiyel fark V levhalar arası uzaklık 5D'dir. K ve L noktalarındaki potansiyel fark arasındaki potansiyel fark VKL L ve M arasındaki potansiyel fark da VLM olduğuna göre arkadaşlar biraz önce söyledim. 5D'yi bölmüşsün sen D, 2D, 2D diye ya ben müsaadenizle şuraya 5V demek istiyorum. Oran sorduktan sonra kaç V demenin bir anlamı yok yani. istediğin diyebilirsin. Peki 5V dedim, 5D var burada. Peki böyle bölmüşsen bu potansiyel fark aralıktaki V dersin. Buralarda tek potansiyel farkı 2D'den dolayı 2V dersin. Bu potansiyel farkı da 2V dersin. Kale sorduğuna göre şu mesafeyi sormuş bize. V kale kaçtır? 2V'dir. 2V. V kaçtır? O da 2V'dir. Oran kaç olacak dolayısıyla? 1 olacak. Doğru cevabımız D Potansiyel farkı V olan üretici bağlı levhalar arasına yerleştirilen X ve Y yüklü noktasal parçacıkların yükleri artı Q'ya eksi 2Q'dur. X'ye parçacıklarını etkeden kuvvetlerin büyüklükleri oranı fx bölü Fy kaçtır demiş. Arkadaşlar bu kuvvet işini daha önce de anlatmıştık önceki videolarımızda fakat tekrar özetlemekte fayda var. Elektrik alanda düzgün elektrik alan var sağa doğru. Okların yönüne dikkat edin. Eğer burada artı Q yükünü asarsam iple tavana elektrik alanla aynı yönde kuvvet etkiler. Hatta şurada göstersek daha güzel. Elektrik alan artıdan eksiye doğru. Artı levha artıyı iter. Eksi levha artıyı çeker. O yüzden artı Q yüküne elektrik alanla aynı yönde kuvvet etkiler. Eksi Q yüküne elektrik tık ters yönde kuvvet etkiler bu mantıkla. Eğer nötr cisme kuvveti etki etmez. Peki bu kuvvetin değeri ne kadardır? Q çarpı P kadardır. Nereden geliyor hocam? Bu şuradan geliyor. Elektrik alan tanımlarken biz dedik ya. Birim yükü etkilen kuvvettir dedik ya. F bölü Q. Normalde elektrik alan tanımı budur. F çekersen buradan Q çarpı P'ye gelir yani. Elektrik alanında yüklü cisme etki eden kuvvet. Peki niye eksi demedik? Yön belirtir de ondan eksi demedik. Eksiye ters yönde. E ters yönde. Artıya. E ile aynı yönde kuvvet etkiler Kuvvetin büyüklüğü de Q çarpı E'dir. Eksi olduğu için bu yönde sapmış. Artı olduğu için bu yönde sapmış. Deriz yani. Daha önce demiştik bunu. Bu özetten sonra yani arkadaşlar F eşittir Q çarpı E'dir. Q çarpı E'dir. Peki paralel F arasında 2D 3D bakılmaksızın E her tarafta aynıdır demiştik daha önce. E Q da aynı olduğuna göre kuvvet sabit kuvvet etkiler. Paralel arasında uzaklaştıkça kuvvetin değeri değişmez. Fx dediğimiz şey nedir bizim? X etkilen kuvvetin değeri X'in yükü Q olduğuna göre Q çarpı E'dir. Şiddeti, büyüklüğü demiş bize. F'ye eşittir, eksi demiyoruz. Yön belirtir sadece. Peki burası artı levha, burası eksi levha. Elektrik alan arttan eksiye doğru ya. Peki artı Q olduğu için bu yönde kuvvet etkiler. Fx, eksi Q olduğu için bu yönde kuvvet etkiler. Fy. Yani yönlerini bildik sadece eksi artıdan dolayı. Peki Fy'ye eksi demeyeceğiz tabii ki. 2Q'u E diyeceğiz şiddetine. Eksi olmak sadece yönünü değiştirir o kadar. Peki Q'nin 2Q oranı kaçmış demek ki? 1 bu 2'miz sorumuzun cevabı dolayısıyla. 7. soru. Potansiyel farkı V olan üretece bağlı paralel levhalar arasındaki uzaklık D'dir. Levhalar arasındaki X noktasında elektrik alan şiddeti E, elektrik alan elektriksel potansiyel Vx. Ve buradaki artı Q yüklü noktasal cismi etki eden elektriksel kuvvette F'dir. Buna göre hangileri kesin doğrudur demiş. Kesin doğrudur. Y noktasındaki e alan şiddeti x noktasından küçüktür demiş. Yanlış arkadaşlar. E x e'ye eşittir. Dedik ya paralel levhalar arasında e alan her noktada aynıdır. Uzaklığa bağlı değildir diye. Y noktasının elektriksel potansiyeli x noktasından büyüktür demiş. Şöyle deseydi de doğruydu yalnız. V x büyüktür v y dese doğruydu. Fakat burada v y büyüktür v x demiş. O yüzden yanlış. Normalde v x v büyüktür yani. Y daha büyüktür dediği için yanlış. Yüklü parçacığa x ve y noktalarında etki eden elektriksel kuvvetler eşit büyüklüktedir demiş. Doğru. Neden doğru? E aynı cisme etki eden elektriksel kuvvet elektrik alan değişmediğine göre levhalar arasında yükle değişmediğine göre q çarpı e sabit kuvvet etki Kesin doğrudur. Yalnız üç deriz sorumuzun cevabına yani. Pekala 8. sorumuzdayız. Potansiyel farkı V olan üretici bağlı paralel levhalar arasında yerleştirilen XYZ ye yüklü noktasal parçacıklarının yükleri sırasıyla artı Q eksi Q artı Q'dur. XYZ parçacıklarını etkeden kuvvetlerin yönü. Arkadaşlar sadece yön soğumuş. Başka bir şey soğumamış. Dedik ya bu levha artı kutba bağlı olduğu için artı yüklenmiştir. Bu levha eksiye bağlı olduğu için eksi yüklenmiştir. E eksi alan hangi yöndedir? Arttan eksiye doğrudur. E'ye kadar. Peki biz dedik ya bunun yükü artı Q vermiş bize. Bununki eksi Q vermiş bize. Bununki de artı 2 vermiş bize. Ben yükünün büyüklüğüne bakmam. Yükünün cinsine bakarım. Artı ise elektrik alanla aynı yönde kuvvet etkiler. Eksi ise elektrik alanın ters yönde kuvvet etkiler. Artı ise aynı yönde kuvvet etkiler. X aşağı Z yukarı. X aşağı Z yukarı. Y aşağıya. Nerede var? Sorumuzun cevabı. X aşağıya Y aşağıya. Arkadaşlar bu olmamış sanki değil mi? Cevabına ne demiş? A demiş cevabına. Ya benim kitapta öyle en azından. 8. cevabına A demiş fakat bu yanlış olmuş sanki değil mi? Veyahut da şöyle vermiş bakın. X, Y, Z verseydi doğru olurdu A şıkkı da. X aşağıya, Y aşağıya, Z yukarıya. Aşağı aşağı yukarı var mı? Aşağı aşağı yukarı. Arkadaşlar değiştiriyorum. Doğru cevabımız ne olacak? Değişik olacak. Kitapta cevap hatlarını A vermiş. Herhalde o x, y, z demek istemiş herhalde galiba. Değiştirdim. Doğru cevabı e dedim. D dedim yalnız ona göre. Yanlışımız yoktur umarım. Ben böyle gördüm. Peki 9. sorumuzdayız. Son sorumuzdayız. Potansiyel farkı V olan üretece bağlı paralel levhalar arasında düşey doğrultuda V0 hızıyla fırlatılan elektron 3 numaralı yörüngeyi Arkadaşlar ne demiş? Elektron eksikli olduğunu bileceğiz. Yani vermek zorunda değil. Buna göre hangileri doğru olabilir demiş. Peki buna etkilen kuvvetlere bakalım arkadaşlar. Düşey doğrultuda buna etkilen ne var? Aşağı doğru senin mgm var. Düşey doğrultuda. Gerçek önemsiz falan dememiş yani. Peki normalde burası artı levha burası eksi levha. Görüyorsunuz değil mi? Peki elektrik alan nereden nereye? Artıdan eksiye. Peki elektron olduğu için sen e ile ters yönde kuvvet etki sana. F etiksel kuvvet etki edecek. Cisme bu yönde bir etiksel kuvvetle bu yönde bir mg var. Bileşik kuvvet bu yönde böyle hız atıldığın için böyle hareket edersin yani. Peki buna göre konuşalım bakalım. Hangiler doğru olabilir demiş. Yüridecin potansiyel farkı artarsa 4 yolunu izler demiş. Doğrudur. Doğru olabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü F eşittir Q çarpı E'deki. E peki elektrik alan Q çarpı V bölü D değil mi elektrik alan? Peki potansiyel fark artmak demek. Elektrik alan artmak demek. Kuvvet artmak demek. kuvvet artarsa elektriksel kuvvet artarsa biraz daha onun yönüne gidecek. Daha çok daha çok sapacak ve 4'e çarpacak. Doğru olabilir. Değil hatta doğrudur. Üreteş ters bağlanırsa bir yolunu izler demiş. E doğru. Üreteş ters bağlansaydı elektrikanın yönü değişecekti. Kuvvetin yönü değişecekti. Bu sefer bu yön hareket edecekti yani. Doğru değil mi? Doğru bence. V sıfır hızı artarsa iki yolunu izler demiş. Arkadaşlar hızı artsa bile yörüngesinden birazcık daha az sapabilir belki. Ama muhakkak sapar. İki yolunu izlemesi için sadece mg etki etmesi lazım. Elektriksel kuvvet etki etmemesi lazım. Ki halbuki böyle bir şey mümkün değildir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Dolayısıyla... Devam edeceğim arkadaşlar ikinci test görüşmek üzere.